Arkadaşlar merhaba. Geçen derslerimizde divan edebiyatımızı ve halk edebiyatımızı işledik. Ve divan edebiyatının saraya hitap eden bir yüksek zümre edebiyatı olduğunu ve halkın bu edebiyattan hiçbir şey anlamadığını söylemiştik. Daha sonra hiçbir şey anlamadığı bu edebiyata karşılık halkın kendi içinde bir edebiyat yarattığını ve bu edebiyata halk edebiyatı dediğimizi söylemiştik. Ve divan edebiyatımızı anlatırken, sonlandırırken demiştik ki 19. yüzyıl divan edebiyatımız için bir son çöküş dönemi, son dönem edebiyatı. 19. yüzyılda divan edebiyatı bir çöküşe geçti demiştik. İşte bu çöküşten sonra yeni bir edebiyat doğuşu başladı. Batı etkisinde bir Türk edebiyatı başladı ve şimdi biz bu dersimizde işte bu Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatımızın dönemlerine başlayacağız ve bu dönemleri bu dersimizde ve gelecek derslerimizde sizlere anlatacağız. İlk önce Batı etkisindeki edebiyat nasıl gelişti ya da bu etki nasıl doğdu ona bakalım. Batılılaşma 2. Mahmut ve 3. Selim dönemlerinde başladı Osmanlı Devleti'nde ve Osmanlı yöneticileri yenileşmeyi, batılılaşmayı sağlamak için bir takım yenilikler yaptı. Tanzimat Fermanı ile başlayan bu edebiyat bir takım yenilikler getirdi. 1839'da Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan Tanzimat Fermanı ile Osmanlı aydınları yüzlerini batıya döndüler ve batı etkisinde bir edebiyat geliştirmeye başladılar. Tanzimat döneminde edebiyatımızın yeni bir yüz takınması aslında o dönemde divan edebiyatının tam olarak bu yenileşmeleri eğitim alanında, kültür alanında, siyaset alanında, askeri alanda olan bu gelişmeleri yeterince anlatma imkanı bulamaması, divan edebiyatımızın buna yeterli olmaması Tanzimat edebiyatını doğurdu. İşte Osmanlı aydın ve yöneticilerinin batıya kendimizi tanıtmanın daha kolay olabileceğini düşünerek yüzlerini batıya dönmesi bizlere Tanzimat edebiyatını da birlikte getirdi. Tanzimat edebiyatımız Şinasi'nin Agah Efendi ile birlikte çıkarttığı Tercüman-ı Ahval gazetesiyle birlikte başladı. Yani Tanzimat edebiyatının başlangıç dönemini Şinasi ve Agah Efendi'nin çıkarttığı Tercüman-ı Ahval gazetesiyle bağdaştırıyoruz. Yani başlangıç dönemini orası olarak kabul ediyoruz. Şimdi Tanzimat edebiyatının sürdüğü dönemi şöyle açıklayalım. Bu dönemi iki ana kolda inceleyeceğiz. Neden? Çünkü Tanzimat Edebiyatı'nın birinci dönemi, 2. Meşrutiyet Meclisi'nin 1877'de kapatılmasına kadar geçen hak ve özgürlüklerin kullanıldığı dönem. İkinci dönem ise 2. Meşrutiyet Meclisi'nin 2. Abdülhamit tarafından kapatılmasından sonra gelişen baskıcı yönetimin sanat ve edebiyatı etkilemesiyle oluşan bir süreç. Bu dönemde İşte edebiyatımız da ikiye bölündü. Birinci dönem Tanzimat Edebiyatı ve ikinci dönem Tanzimat Edebiyatı olmak üzere. Şimdi birinci dönem Tanzimat Edebiyatımızın özelliklerine ekranımızdan bakalım. Toplum için sanat anlayışı benimsenmiştir. Sanat toplumun batılılaşması için bir araç olarak kullanılmıştır. Eserlerin halkın anlayabileceği sade bir Türkçe ile yazılması amaçlanmıştır. Divan edebiyatının süslü, sanatlı düz yazısı yerine belli bir düşünceyi iletmeyi amaçlayan yeni bir düz yazı geliştirilmiştir. İlk kez noktalama işaretleri kullanılmıştır. Şiirde yeni konular, yurt, ulus, özgürlük, insan hakları, demokrasiye bağlılık gibi işlenmiştir. Biçim bakımından divan edebiyatına bağlılık sürmüş, gazel, kaside, murabba, terkibi bent gibi nazım biçimleri kullanılmıştır. Tanzimat sanatçıları Fransız edebiyatını örnek almışlar, klasizm ve romantizmin etkisinde kalmışlardır. İlk örnekleri bu dönemde görülen roman, teknik yönden zayıf ve kusurludur. Romanlarda batılılaşmanın yanlış anlaşılması, aile sarsıntıları, köle ticareti gibi konular işlenmiştir. Tanzimat tiyatrosu, sahne dili ve tekniği açısından başarılıdır. Tiyatro, halkı eğitmek için bir okul gibi düşünülmüştür. Şimdi arkadaşlar, az önce saydığımız özelliklerimizden de anlayacağınız gibi Tanzimat dönemi, Tanzimat Edebiyatı dönemi Türk Edebiyatı'nın batıdaki ilk durağı ve bu ilk durak oluşu ve Batı Edebiyatı'ndan çeviriler yoluyla bir takım yeni ürünlerin alınması orada bir takım ilklerin olmasına sebep olmuş. Yani bu dönem aslında biraz da ilkler edebiyatı dönemi. Şimdi bu ilklerimiz neler? Onları görelim. İlk Türkçe gazete Şinasi Agah Efendi, Tercüman-ı Ahval. İlk resmi gazete Takvim-i Vekayı, ilk yarı resmi gazete Ceride-i Havadis, ilk mizahi gazete Teodor Kasap, Diyojen, ilk eleştiri Namık Kemal, Tahrib-i Harabat, ilk makale, mukaddime, Tercüman-ı Ahval'in ilk baş yazısı Şinasi, ilk tiyatro Şinasi Şair Evlenmesi, ilk yerli roman Şemseddin Sami, Taşuk-ı Talat ve Fıtnat, ilk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa, Tercüme-i Telemak, ilk edebi roman Namık Kemal, İntiba. Arkadaşlar bir şeyi hatırlatmadan geçmeyelim. Bu ilkler özellikle sınavda, sorularda çokça karşımıza çıkacak ve bu saydığımız ilklerin hepsini mümkünse aklımızda tutabilmenin size faydalı olabileceğini söyleyelim. Ve Tanzimat'ın kurucularından olan Şinasi ile Tanzimat edebiyatçılarımızı, birinci dönem Tanzimat edebiyatının sanatçılarını tanımaya başlayalım. Dediğimiz gibi Şinasi, Tanzimat edebiyatının, birinci dönem Tanzimat edebiyatının kurucularından biri. Divan kasidelerine kazandırdığı nesnel içerikle yeni şiirler yazan ve şiirlerinde hukukun üstünlüğü, hak ve özgürlükler, demokrasi gibi konuları işleyen Şinasi'nin Şinasi'nin genel özelliklerini, sanatsal özelliklerini de ekranımızdan görelim. Üç birlik kuralına uyan tek perdelik töre komedisi olan Şair Evlenmesi ile ulusal tiyatromuzun izleyeceği yolu vurgular. Bu tiyatroda Batı tiyatrosu tekniği ile geleneksel halk tiyatrosu ögeleri kaynaştırılmıştır. Görücü usulü ile evlenme konusu işlenmiş, kişiler kendi şiveleriyle konuşturulmuş, noktalama işaretleri ilk kez bu eserde kullanılmıştır. Şinasi, dilde sadeleşme hareketin öncülüğünü yapmıştır. Gazetede Şair Evlenmesi'nde yalın dil, hatta halkın dilini kullanmıştır. Fransız dil bilimcilerinden Littre ile birlikte D harfine kadar sözlük çalışmasında bulunmuştur. Divan biçimiyle yazdığı şiirlerde yeni kavramları millet, hürriyet, vatan, can, mal, namus güvenliği ele almıştır. Evet, Şinasi klasizmin etkisinde bir sanatçımız ve Batı edebiyatından yaptığı şiir ve La Fontaine'den yaptığı Fable çevirileriyle edebiyatımızda yerini almış. Şimdi birlikte Şinasi'nin eserlerini görelim. Şair Evlenmesi, Tercüman-ı Ahval, Tasviri Efkar, Müntehabat-ı Eş'ar, Durub-ı Emsal-ı Osmaniye, Tercüman-ı Manzüme, Müntehabat-ı Tasviri Efkar. Evet, şimdi Şinasi Tasviri Efkar'ı tek başına çıkarmış ve Tasviri Efkar'da yaptığı yönetici eleştirileri onun Paris'e gitmek zorunda bırakmış ve Paris'e giderken de Tasviri Efkar'ın yöneticiliğini Namık Kemal'e bırakmış. Namık Kemal aslında edebiyatımızda sanat, düşünce ve siyaset adamı, büyük bir siyaset adamı, bir sanat adamı. O gençliğinde divan edebiyatının etkisinde şiirler yazıyor, ancak Avrupa'ya gidip geldikten sonra yeni edebiyatın etkisiyle bu yolda ürünler vermeye başlıyor. Şimdi Namık Kemal'in özelliklerini de ekranımızdan görelim. Şiirleri biçim bakımından eski, konu bakımından yenidir. Yurt, ulus, özgürlük gibi kavramlarla sahne dili ve tekniği yönünden başarılı yapıtlar vermiştir. Evet, Namık Kemal'in ünlü eserleri tiyatroları. Vatan Yahut Silistre piyesinin oynanması sırasında yoğun bir coşku ile karşılanması onun Kıbrıs'a sürülmesine sebep olmuştur. Evet, şimdi Namık Kemal'in yapıtlarını görelim. Şiirleri kitap olarak yayımlanmıştır. Vatan Yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Akif Bey, Gülnihal, Celaleddin Harzemşah, Karabela, İntibah, Cezmi, Tahrib-i Harabat, Takip, Hürriyet, İbret, Osmanlı Tarihi. Şimdi Namık Kemal ile ilgili çıkmış bir sorumuza bakalım ve Namık Kemal'in özelliklerini iyice yerine oturtmuş olalım. Namık Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Edebiyatı, düşüncelerini halka yaymak, bu yolla toplumu geliştirmek için bir araç olarak kullanmıştır. B. Eski edebiyata karşı olduğu halde yeni düşünce ve kavramları yaymak amacıyla yazdığı şiirlerinin çoğunda biçim ve dil bakımından eskiye bağlı kalmıştır. C. Batı şiirini tanımak amacıyla Fransız şairlerinden manzum çeviriler yapmıştır. D. Edebiyattaki yerini nesir alanında özellikle makale, piyes, roman, eleştiri, tarih türünde yazdığı eserler belirlemiştir. E. yazıda konuşma dilinin kullanılmasından yana olmuş ve özellikle tiyatrolarını oldukça sade bir dille yazmıştır. Evet, şimdi sorumuza bir bakalım ve Namık Kemal'in özelliklerini de birlikte hatırlayalım. C seçeneğimizde diyor ki Batı şiirini tanımak amacıyla Fransız şairlerinden manzum çeviriler yapmıştır. Az önce Namık Kemal'in özelliklerine değinirken hiç Namık Kemal'in çeviri eseri olduğunu söylemedik. Dolayısıyla Namık Kemal'in bir çeviri eseri yok. Öyleyse doğru cevabımız C seçeneği, Batı şiirini tanımak amacıyla Fransız şairlerinden manzum çeviriler yapmıştır. Evet, bu dönemin bir başka sanatçısı Ziya Paşa. Ziya Paşa ise edebi hayatında aslında bir takım çelişkiler yaşayan bir sanatçımız. Önce şiir ve inşa makalesinde halk edebiyatımızın aslında bizim öz edebiyatımız, gerçek edebiyatımız olduğunu savunurken daha sonra Harabat adlı divan edebiyatı antolojisinin ön sözünde divan edebiyatını övmüştür. Şimdi çelişkiler yaşayan Ziya Paşa'nın özelliklerine ekranımızdan bakalım. Asıl ününü terkibi bent manzumeleriyle kazanmış, bu manzumedeki beyitlerin çoğu halk arasında atasözü gibi yayılmıştır. Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazan Ziya Paşa'nın bir de hece ölçüsüyle yazdığı türküsü vardır. Evet, Ziya Paşa şiirlerinde aslında özde toplumla ilgili konuları işlediği ve eski edebiyata karşı yeni edebiyatın temsilcileri Namık Kemal ve arkadaşlarının yanında yer aldığı için Tanzimat idealleriyle bütünleşmiş bir sanatçımız. Ve aslında her ne kadar belki de zaman zaman divan edebiyatına övse de, divan edebiyatını anlatsa da aslında eserlerinde Tanzimat edebiyatının etkileri büyük ölçüde görülür. Şimdi bu sanatçımızın eserlerini birlikte görelim. Eş'ar-ı Ziya, Külliyat-ı Ziya Paşa, Zafername, Harabat, Rüya, Veraset, Veraset Mektupları, Defter-i Amal, Engizisyon Tarihi, Endülüs Tarihi, Takibi Bent, Tercihi Bent. Evet arkadaşlar, Tanzimat Edebiyatımızın birinci dönem kısmını Ziya Paşa ile birlikte bitirdik. İkinci dönem ise 1. Meşrutiyet Meclisi'nin 1877'de 2. Abdülhamit tarafından Osmanlı-Rus Savaşı gerekçe gösterilerek kapatılmasıyla başlayan baskıcı bir yönetimin dönemi. İşte baskıcı bir yönetimde nasıl bir edebiyat gelişmiş, Tanzimat Edebiyatı ikinci döneminde nasıl bir gelişme göstermiş, şimdi ekranımızdan özelliklerine bakarak öğrenelim. Bu dönemde toplum sorunlarından uzaklaşılmış, sanat için sanat ilkesi benimsenmiştir. Dilde sadeleşme çabası bırakılmıştır. Batı edebiyatı türlerinde ürünler verilmiş, sanatçılar daha da ustalaşmışlardır. Şiirin konusu genişlemiş, biçimsel yenilikler getirilmiştir. Romanda realizmin etkisi görülmüş, ilk realist roman bu dönemde yazılmıştır. Şimdi belki de bir geri dönüş sayılabilecek bu dönemin sanatçılarını inceleyelim. İlk sanatçımız Üstad Ekrem adıyla da anılan, eski edebiyatı savunanlara karşı yeni edebiyat taraftarı genç şair ve yazarları koruyan Recaizade Mahmut Ekrem. Ekrem eski edebiyatın taraftarlarının önderi Muallim Naci ile birlikte bir tartışmaya giriyor, bir edebi tartışmaya giriyor ve bu tartışmaları onların uzun zaman sürüyor. Tartışmalarının konusu ise kafiyenin göz için mi kulak için mi olacağı konusu. Uzun zaman makaleler yazarak Muallim Naci ile tartışan Recaizade Mahmut Ekrem'in sanatsal özelliklerini şimdi ekranımızda görelim. Talim-i Edebiyat adlı eserinde yeni edebiyat kurallarını tanıtmış, arka arkaya yitirdiği çocukları için yazdığı ölüm şiirlerinde başarılı olmuş, şiirin konusunu genişletmiştir. Evet, Recaizade Mahmut Ekrem diyor ki, her güzel şey şiirin konusu olabilir. Şimdi her güzel şeyi şiire konu eden Recaizade'nin eserlerini ekranımızda görelim. Zemzeme, Name-i Seher, Yadigar-ı Şebap, Pejmürde, Nijat Ekrem, Araba Sevdası, Muhsin Bey, Şemsa, Atala, Vuslat, Afife Angelik, Çok Bilen Çok Yanılır, Zemzeme, Takdir-i Elhan, Talimi Edebiyat. Evet arkadaşlar, burada hemen söyleyelim. Araba Sevdası mutlaka bilinmesi gereken bir özelliği Recaizade Mahmut Ekrem'in. Realist özellikte yazılan ve alafrangalık özentisinin eleştirildiği bir roman. Recaizade Mahmut Ekrem'in sorulduğu sorularda hemen hemen mutlaka anahtar olarak bize verilecek bir roman adı. Şimdi Servet-i Fünun'un kurucularından, Tanzimat Edebiyatı'ndan sonra karşımıza çıkacak olan Servet-i Fünun Edebiyatı'nın kurucularından sayılan bir başka sanatçımıza, Abdülhak Hamit'e geçelim. Evet, Abdülhak Hamit aslında şiirimizi biçim ve içerik yönünden yeni özellikler kazandıran, onu yenileştiren bir sanatçı ve Servet-i Fünun'un tabanlarını, temellerini hazırlayan sanatçılarımızdan birisi. Şimdi sanatsal özelliklerine ekranımızdan bakalım. Şair-i Azam, yani en büyük şair lakabıyla tanınmış, şiirlerinde aşk, ölüm, felsefe konularını işlemiş, özellikle eşinin ölümüyle ilgili olarak yazdığı Makber şiiriyle ünlenmiştir. Dili ağır olduğu için şiirleri kalıcı olmamıştır. Gözleme ve izlenime dayanan her türlü konuyu şiire sokmuştur. Konularını toplumun yaşamından ve tarihten almıştır. Tiyatroları sahne dili ve tekniği bakımından başarısızdır. Genellikle sahneye konmak üzere değil, okunmak üzere eserler yazmıştır. Şimdi bu büyük şairimizin, şairi azamın eserlerini de görelim. Makber, Ölü, Hacle, Bunlar Odur, Sahra, Eşber, Tezer, Tarık, Liberte, İçli Kız, Nazife, Sardanapal, Duhteri Hindu, Fintan. Bu dönemde varlık gösteren bir başka sanatçımız Dilber adlı bir esir kızın hayatını konu alan romanıyla, Sergüzeşt romanıyla ünlü Sami Paşazade Sezai. Sami Paşazade Sezai, Sergüzeşt romanında realist bir bakış açısıyla köle ticaretine değiniyor ve köle ticaretini eleştiriyor. Şimdi Sami Paşazade Sezai'nin diğer özelliklerine ekranımızdan bakalım. Küçük hikaye türünün ilk örneği sayılan Küçük Şeyler adlı hikaye kitabı, Rumuzi Edep ve İclal adlı eserleri vardır. Bir başka sanatçımız dış gözlemleriyle ünlü, dış gözlemleri oldukça kuvvetli olan Nabızade Nazım. Şimdi de onun özelliklerine bakalım. Realist, naturalist etkiler görülen ve köy konulu ilk romanımız olarak kabul edilen Karabibik adlı yapıtıyla tanınmıştır. Bu eser kimi edebiyatçılar tarafından uzun hikaye olarak da kabul edilmektedir. İkinci önemli yapıtı Zehra adlı romanıdır. Arkadaşlar, buraya kadar Tanzimat'ın ikinci dönemini, ikinci dönem özelliklerini ve ikinci dönem sanatçılarını öğrendik. Buradan sonra Tanzimat'ın birinci ve ikinci döneminde eserler veren ve bu alanda dil, tiyatro ve tarih alanında eserler veren iki sanatçımız daha var. Onlara da değinmeden geçmeyelim. Bunlardan ilki yaptığı çeviriler ve uyarlamalarla ünlü, Molière'den yaptığı çeviri ve uyarlamalarla ünlü Ahmet Vefik Paşa. Ahmet Vefik Paşa'nın özelliklerine de ekranımızdan bakalım. Türk dili ve tarihi ile ilgili çalışmalarıyla ünlenmiş, bu çalışmalarla Türkçülük akımının kültürel ortamını hazırlamış bir sanatçıdır. Şimdi de bu sanatçımızın eserlerine bakalım. Tarihi Osmani, Şecere-i Türki, Lehçe-i Osmani. Bir başka sanatçımız ise Türkçenin konuşulduğu gibi yazıya aktarılması gerektiğini savunan Ahmet Cevdet Paşa. Sanatsal özelliklerine ekranımızdan bakalım. Tarih, hukuk, dil ve edebiyat konularında eser veren sanatçı, Kavaid-i Osmaniye ve Belagat-ı Osmaniye adlı eserleriyle ünlenmiştir. Ve hemen arkasından Türk mizah edebiyatının önemli temsilcilerinden birisi, öncülerinden birisi Ali Bey'e geçelim ve özelliklerine ekranımızdan bakalım. Ali Bey, Direktör Ali Bey lakabıyla anılan, tiyatro ve mizah alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir sanatçıdır. Günümüzde de oynanan yapıtlarındaki dilinin konuşma diline yakın bir doğallıkta olduğu görülür. Şimdi bu mizah edebiyatı sanatçımızın eserlerine bakalım. Misafiri İstiskal, Geveze Berber, Letafet, Ayyar Hamza, Memiş Ağa, Kokana Yatıyor, Lehçetül Hakayık. Evet, diğer sanatçımız ise belki biraz da yetiştiği koşulların etkisinde olacak. Her zaman eski edebiyatın taraftarları olan, hatta eski edebiyatın taraftarlarının öncülerinden olan Muallim Naci. Hatta az önce Recaizade Mahmut Ekrem'i anlatırken onunla bir de kafiye tartışmasına girdiğinden bahsetmiştik. Evet, şimdi bir de Muallim Naci'nin özelliklerine bakalım. Recaizade Ekrem'le yaptığı edebi tartışmalarla tanınmıştır. Türkçeyi doğal söylenişini bozmadan aruza uydurması bakımından Tevfik Fikret ve Mehmet Akif'i etkilemiştir. Ve şimdi sanatçımızın eserlerini görelim. Ateşpare, Şerare, Firuzan, Ömer'in Çocukluğu, Lügat-ı Naci, Demdeme. Arkadaşlar, bir başka sanatçımız olan Ahmet Mithat Efendi'ye geçmeden önce bu dönemde gelişen halkçı edebiyata bir değinelim. Halkçı edebiyat neydi? Niçin ortaya çıkmıştı? Halkçı edebiyat, bu Batı edebiyatı etkisindeki edebiyatımızın halka yönelmesi. Yani halkı bulunduğu yerden alıp belki de biraz daha ilerlere taşımak isteyen ve edebiyatı bunun için araç olarak kullanan bir akımdı, bir anlayıştı. Bu anlayışla sanata ve edebiyata ilgi duyan bir okur-yazar kitlesi yetiştirmek istenmişti. Şimdi neden buna Ahmet Mithat geleneği de diyoruz? Çünkü bu halkçı anlayış geleneğine biz Ahmet Mithat geleneği de diyoruz. Çünkü bu halkçı anlayışla ilk ürünler veren sanatçımız Ahmet Mithat. O bakımdan bu geleneği Ahmet Mithat geleneği de diyoruz. Şimdi Ahmet Mithat'ın özelliklerine ekranımızdan bakalım. Halkı eğitmek ve halkın kültür düzeyini yükseltmek için yeri geldikçe konu dışına çıkarak fen, sanat, tarih, coğrafya ve benzeri alanlarda ansiklopedik bilgi aktaran bir sanatçıdır. Eserlerinde okuyucuyu eğitmek için kıssadan hisse çıkararak ders verici sonuçlara ulaşan, olaylar arasında araya girerek kendi duygu ve düşüncelerini aktaran, bu özelliğiyle romantizmin etkisinde kaldığını gösteren popülist yani halkçı bir sanatçıdır. Eserlerinde realist izler de görülen Ahmet Mithat'ın dili konuşma diline yakın bir sadeliktedir. Evet, roman, hikaye, tiyatro, coğrafya, matematik gibi alanlarda 200'den fazla eseri olan Ahmet Mithat aslında sanatsal kaygıyı bir kenara bırakmış, kendisinin öncülüğünü yaptığı halkçı anlayışla, halkı bilgilendirmek amacıyla edebiyat kullanmıştır. Şimdi bu sanatçımızın eserlerine bakalım. Henüz 17 yaşında Yeniçeriler, Felatun Bey ile Rakım Efendi, Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Letaif-i Rivayet adlı eserleri batılı anlamda ilk öyküdür. Burayı da hiç unutmayalım. Özellikle Felatun Bey ile Rakım Efendi ve Letaif-i Rivayet eserleri çokça sorularda karşımıza konacaklardır. Evet, bu dönemde arkadaşlar elbette ki Batı edebiyatından etkilendiğimize göre Batı edebiyatından edebiyatımıza aktardığımız nazım biçimlerimiz de var. Onlara hep birlikte bakalım. İlk nazım biçimimiz İtalyan edebiyatından Fransız edebiyatına geçen ve Fransız edebiyatından da kendi edebiyatımıza, Türk edebiyatına aldığımız sone. Sone'nin özelliklerine ekranımızdan bakalım. Lirik konular işlenir, 14 dizeden oluşur. Dizeler 2 dörtlük, 2 üçlük biçiminde kümelenir. Sone AB, BA, AB, BA, CCD, EDE veya AB, BA, CD, CD, EFF, EGG biçiminde uyaklanır. Dörtlükler hazırlık amacıyla yazılır, amaç üçlüklerle söylenir. Bir başka nazım biçimimiz ise Dante'nin İlahi Komedyası'nda kullandığı bir İtalyan nazım biçimi, terze rima. Terze rima'nın özelliklerine de ekranımızdan bakalım. 3'er dizelik bentlerden oluşur. Sonunda bir tek dize kalır. Sınırsız uzunluktadır. Uyak düzeni ABA, BCB, CDC, D biçimindedir. Türk edebiyatında önce Servet-i Fünuncularca kullanılmıştır. Bir başka nazım biçimimiz ise genellikle halk şarkıları anlamında kullanılan balat. Balatın özelliklerine de ekranımızdan bakalım. Eski Fransız şiirinde görülen acılı aşk öykülerini anlatan lirik manzumelerdir. 3 bentten ve bir tek dizeden oluşur. Bir başka nazım biçimimiz ise duygu ve hayallerin nesir biçiminde ama şiirsel özellikler taşıyarak anlatıldığı mensur şiirler. Mensur şiirlerin özelliklerine de ekranımızdan bakalım. 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da doğmuştur. Şinasi'nin Fransız edebiyatından yaptığı çeviriler mensur şiirin ilk örnekleridir. Mehmet Rauf'un Siyah İncileri, Yakup Kadri'nin Okun Ucundan, Erenlerin Bağından adlı yapıtları mensur şiir türünden ürünlerdir. Ölçü ve uyağa başvurulmaz. Bu yazılarda iç ahenk önemlidir. Servet-i Fünuncular tarafından kullanılmış, fazla yaygınlaşmamıştır. Arkadaşlar evet, nazım biçimlerimizi öğrendikten sonra buraya kadar öğrendiğimiz birkaç nazım biçimi ve Tanzimat Edebiyatı ile ilgili bir soruya göz atalım. Ondan sonra konumuza devam edelim. Fransız edebiyatını örnek alan Tanzimat şair ve yazarları büyük ölçüde romantizmin etkisinde kaldı. Bu akımın özgürlük düşüncesi, toplumculuk anlayışı Tanzimat yazarlarına çekici geldi. Tabiatı taklit etmeye çalışan, her şeyde akıl ve mantığı ön plana alan bu akımdan Namık Kemal, Ahmet Mithat, Abdülhak Hamit, Recaizade Mahmut Ekrem gibi sanatçılar etkilendi. Yukarıda numaralandırılmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Evet arkadaşlar, sorumuza tekrar dönelim ve bir bakalım. Az önce sorumuzda da diyor ki romantizmin etkisinde kalmış bu dönem sanatçıları ve hemen iniyor 4 numarada. Diyor ki tabiatı taklit etmeye çalışan, her şeyde akıl ve mantığı ön plana çıkarmıştır. Hepimiz biliyoruz ki romantizmin etkisinde olan hiçbir şey akıl ve mantığı ön plana çıkaramaz. Dolayısıyla doğru cevabımız evet D seçeneği 4 numaralı ibare. Şimdi bir başka sorumuzu daha çözelim. Divan edebiyatı ile Tanzimat edebiyatının karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Divan şiirindeki parça güzelliği anlayışı yerine Tanzimat şairleri konu birliğine ve bütün güzelliğine önem vermişlerdir. B. Divan edebiyatında sanatçılar seçkin kişiler için eser vermiş, tanzimatçılar ise halk için yazmayı amaçlamışlardır. C. Divan edebiyatında aruz ölçüsü kullanılmış, Tanzimat edebiyatında ise aruzun yanında az da olsa hece ölçüsüne yer verilmiştir. D. Divan nesrinde söz hünerleri gösterme, Tanzimat nesrinde ise bir takım düşünceleri halka yayma amaçlanmıştır. E. Tanzimat nazmında divan edebiyatı nazım biçimleri tümüyle bırakılıp Fransız şiirinde görülen nazım biçimleri benimsenmiştir. Arkadaşlar az önce şairlerimizi de sanatçılarımızı da anlatırken belirttik. Aslında bu dönem evet bir batıya dönüş, belki yeni nazım biçimlerinin de edebiyatımızda etkili olduğu bir dönem, ancak divan edebiyatından elbette ki birdenbire bir kopuş söz konusu bile olamaz. Dolayısıyla divan edebiyatından etkilenen, belki de o tarzın gelenekleriyle yetişmiş sanatçılarımız elbette ki o dönemde onun nazım biçimlerinde kullanmış, evet yeni nazım biçimleri de kullanılmış ama eski nazım biçimleri, yani divan edebiyatı nazım biçimleri de tamamen terk edilmemiştir. Öyleyse doğru yanıtımız E seçeneği, Tanzimat nazmında divan edebiyatı nazım biçimleri tümüyle bırakılıp Fransız şiirinde görülen nazım biçimleri benimsenmiştir. Evet arkadaşlar, Servet-i Fünun edebiyatına geçmeden önce Servet-i Fünun'dan sonra, yani ulusal edebiyat ya da milli edebiyat ve cumhuriyet edebiyatı döneminde kullanılacak 2 tane nazım biçimimiz daha var. Hemen nazım biçimlerinden bahsetmişken burada onları da anlatalım. Ondan sonra Servet-i Fünun edebiyatımıza geçelim. Evet, ilk edebiyatımız, bu dönemde bahsedeceğimiz, yani ileriki dönemlerde kullanacağımız ilk nazım biçimi serbest müstezat. Serbest müstezatın özelliklerine de ekranımızdan bakalım. Servet-i Fünun edebiyatında Tevfik Fikret, divan edebiyatı klasik müstezat biçimini serbest müstezat biçimine dönüştürmüştür. Uyak düzeni şairin isteğine bağlıdır. Uzun kısa dizelerin sıralanışındaki düzen serbestleştirilmiştir. Parça güzelliğine değil, bütün güzelliğine önem verilmiştir. Dizeler arasında noktalama işareti kullanılarak şiir düz yazıya yaklaştırılmıştır. Bir başka nazım biçimimiz ise ölçüsüz, uyaksız, herhangi bir kurala tabi olmayan serbest nazım. Bu nazım biçimimizin özelliklerine de ekranımızdan bakalım. Edebiyatımızda serbest şiire geçiş 3 aşamada olmuştur. Birincisi ölçülü ve uyaklı serbest müstezat biçimi, ikincisi ölçüsüz ama uyaklı serbest şiir, üçüncüsü ölçüsüz ve uyaksız serbest şiir. Türk edebiyatında serbest nazım Cumhuriyet'ten sonra gelişmiştir. Evet arkadaşlar, Tanzimat edebiyatını, bu dönemin sanatçılarını, nazım biçimlerini birlikte öğrendik. Ve bu nazım biçimlerini, söylediğimiz son 2 nazım biçimimizin Servet-i Fünun'dan sonra kullanılacağını hatırlatarak Servet-i Fünun edebiyatına geçelim. Evet, şimdi biraz Belki geçmişe döneceğiz ama önce Servet-i Fünun'dan biraz bahsedelim. Aslında bu dönemde Batı edebiyatından etkilenme oldukça fazla sürüyor ve özellikle Fransız edebiyatının etkisi edebiyatımızda hissedilir derecede yüksek. Sanat için sanat anlayışıyla hareket eden sanatçılar dilde sadeleşme, tanzimatla başlayan dilde sadeleşme hareketine bir son veriyor. Burada bir duraklama yaşıyor. Özellikle sanatçılar Fransızca hayranı oldukları için Fransızca cümle yapısını yansıtabilmek amacıyla yeni söz grupları ve tamlamalar uydurarak bunu edebiyatımıza sokuyorlar. Ve bu sözcük grupları ve tamlamalar dilimizde ağır ve ağdalı bir dil oluşturuyor. Özellikle konularda bir farklılaşma görülüyor. Sosyal hayatın yani o Tanzimat edebiyatında kullanılan o hak, özgürlük, adalet gibi konular bir kenara bırakılıyor. Aile, doğa, aşk vesaire gibi kişisel olan konulara oldukça fazla yer veriliyor şiirlerde. Şimdi burada hemen az önce belirttiğim gibi bir geriye dönelim ve divan edebiyatını yeniden hatırlayalım. Divan edebiyatı ile Servet-i Fünun edebiyatının ortak bir yanı var. O da şu, divan edebiyatının ağır olduğunu ve bir saray dili olduğunu söylemiştik. Az önce de söylediğimiz gibi Servet-i Fünun edebiyatı ise bir salon edebiyatıdır. Yani biri bir saray, biri bir salon edebiyatı. İkisi de dönemindeki aydınlara eğitim görmüş kesime hitap ediyor. Şimdi hep birlikte Servet-i Fünun edebiyatının genel özelliklerine bakalım. Şiirde biçim bakımından yenileşme sürmüş, divan edebiyatının beyit bütünlüğü bozularak nazım nesre yaklaştırılmıştır. Bu dönemde Batı şiirinden alınan sone, terzerima gibi nazım şekilleri de kullanılmıştır. Hikaye ve romanda teknik gelişmiştir. Romanların konusu İstanbul'un zengin çevrelerinden ve aydınların yaşamlarından alınmış, çevre betimlemelerine ve ruhsal çözümlemelere ağırlık verilmiştir. Şiirde parnasizm ve sembolizmin, hikaye ve romanda realizmin etkisi görülmüştür. Siyasal makale ve tiyatro, Tanzimat dönemiyle önemini yitirmiş, edebi ve eleştiri yaygınlaşmıştır. Evet arkadaşlar, Servet-i Fünun Edebiyatı'nın özelliklerini inceledikten sonra şimdi 1989 yılının 2. basamak sınavında ÖYS'de çıkmış bir soruya birlikte bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun Edebiyatı'nın özelliklerinden biri değildir? A. Sone, terzerima gibi nazım biçimlerinin benimsenmesi. B. Aruz vezninin kullanılması. C. Romanlarda olayların genellikle İstanbul dışında geçmesi. D. Nazmın nesre yaklaştırılması. E. Yabancı sözcüklerle yüklü bir dil kullanılması. Şimdi sorumuza dikkatle bakalım. Aslında Servet-i Fünun edebiyatında daha çok İstanbul'un içi, hatta İstanbul halkının yaşam biçimi konu olarak alınıyor. Ve dolayısıyla doğru yanıtımız C seçeneği, romanlarda olayların genellikle İstanbul dışında geçmesi. Evet, sorumuzu çözdükten sonra bu dönemin sanatçılarını, yani Servet-i Fünun'dan etkilenerek eserler, ürünler veren sanatçılarımıza geçelim. Ve ilk sanatçımız gençlik döneminde divan edebiyatının etkisinde kalmış büyük üstadımız Tevfik Fikret. Aslında Tevfik Fikret Servet-i Fünun edebiyatına kadar ya da Servet-i Fünun döneminde çocuk, aile, bireysel duyarlılıklar gibi bir takım konuları ele alıp şiirlerinde bunları işlemiş. Özellikle Balıkçılar, Ramazan Sadakası ve Hasta Çocuk gibi şiirlerinde bu konular üzerinde durmuş. Aslında Tevfik Fikret'e edebiyatımızdaki yerini kazandıran nokta ise Servet-i Fünun'dan sonra yenilikçi bir anlayışla yeni eserler vermeye başladığı dönem. Yani Servet-i Fünun'dan sonraki dönemlerde yenilikçi, toplumcu bir anlayışla ürünler vermeye başlayan Tevfik Fikret, edebiyatımızdaki asıl yerini bu dönemde kazanıyor. Özellikle bu anlayışla yazdığı Haniyama, 95'e doğru, Tarihi Kadim gibi eserleri özellikle bu konularda, yani bu toplumcu, yenilikçi anlayışla yazdığı şiirlerinden birkaç tanesi. Hatta 95'e doğru da diyor ki, yiyin efendiler yiyin, aksırıncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin diye. Aslında o dönemdeki Osmanlı yöneticilerini de bir bakıma Tevfik Fikret eleştiriyor. Şimdi Tevfik Fikret'in özelliklerine ekranımızdan bir bakalım. Tevfik Fikret, Türkçeyi aruza büyük bir ustalıkla uydurmuş, nazmı nesre yaklaştırmış, şiirin biçimde ve söylenişte yenilikler yapmıştır. Tevfik Fikret'te Parnasizmin etkisi görülür. 1901 yılına kadar yazdığı şiirlerinde romantik ve lirik üslup kullanılmış, daha sonra toplumsal konulara yönelmiş, şiirleri didaktik lirik nitelik kazanmış, ardından sosyal eleştirilere yönelmiş, Siz şiirinde İstanbul'u anlatmıştır. Arkadaşlar, Siz şiiri biraz ağır belki ama hepinizin okumasını tavsiye ederim. Siz şiirinde olağanüstü tasvirleri ve olağanüstü bir anlatım gücüne sahip Tevfik Fikret. O bakımdan hepinizin sevebileceğini düşünüyorum. Belki biraz sözlük açmanız gerekecek ama artık o kadarını da herhalde yaparsınız. Hayatı boyunca baskı ve zulme karşı çıkarak asla bildiği yoldan şaşmayan Tevfik Fikret, düşünceleri ve önder kişiliğiyle, örnek kişiliğiyle günümüze kadar etkisini sürdürebilmiş bir sanatçı. Şimdi büyük üstadın eserlerine bakalım. Rubab-ı Şikeste, Haluk'un Defteri, Rubab'ın Cevabı, Tarih-i Kadim, Şermin. Şimdi bu büyük üstadla ilgili, Tevfik Fikret'le ilgili 1994 yılında çıkmış bir sorumuz var. 2. basamak sınav sorusu. Onu da birlikte çözelim. Aşağıdaki şairlerden hangisi toplum sorunlarını tartışmak, bunlarla ilgili düşüncelerini açıklamak için sanatı bir araç olarak kullanmıştır? Evet, demiştik ki Tevfik Fikret işte o edebiyatımızdaki yerini alacağı dönemlerde topluma değinmiş. Az önce örnek olarak verdiğimiz şiirde de bir yönetici eleştirisinin söz konusu olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği, Tevfik Fikret. Ve şimdi edebiyatta güzellikten başka hiçbir gaye tanımayan bir başka sanatçımız Cenap Şahabettin. O bu görüşünü ve dilin sadeleşmesine karşı olan tutumunu hayatı boyunca Servet-i Fünun'un sonuna kadar, hatta hayatı boyunca sürdürmüş ve Servet-i Fünun'a daima bağlı kalmıştır. Yani Cenap Şahabettin hiçbir zaman dilin sadeleşmesinden yana olmamış. Ve şimdi Cenap Şahabettin'in özelliklerine ekranımızdan bir bakalım. Cenap Şahabettin sembolist tarzda yazdığı şiirlerle tanınmış, şiirlerinde yeni mecazlar ve özgün semboller kullanmıştır. Düz yazı türlerinde de yapıtları bulunan Cenap Şahabettin'in dili ağırdır. Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Şimdi de sanatçımızın eserlerini görelim. Şiirleri kitap halinde basılmamıştır. Ancak askeri tıbbiyedeyken yazdığı şiirlerini Tamat adlı kitabında toplamıştır. Hac yolunda, Avrupa mektupları, Evrak-ı Eyyam, Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh, Tiryaki Sözleri, Yalan, Körebe. Evet, Cenap Şahabettin'den sonra batılı tarzda realist roman ve hikayemizin en büyük temsilcilerinden birine, Halit Ziya Uşaklıgil'e geçelim. Tanzimat edebiyatının kusurlu ve realist ölçülere tam olarak uymayan romancılığı bu dönemde, yani Halit Ziya Uşaklıgil zamanında onun etkileriyle kusurlarından arınmış. Ve Halit Ziya'nın çok sanatlı bir üslubu var. Özellikle iç ve dış gözlem yeteneği kuvvetli olan bu sanatçı Fransızca'ya oldukça özenen, Fransızca cümle yapısını yansıtmak üzere yeni bir söz dizimi kullanan bir sanatçı. Şimdi Halit Ziya Uşaklıgil'in özelliklerine bakalım. Romanlarında zengin çevrelerin ve aydınların, hikayelerinde ise halktan sayılabilecek kişilerin yaşamını konu olarak işler. Ölümünden önceki yıllarda yapıtlarından bir bölümünün dilini sadeleştirerek başlangıçta karşı çıktığı dilde sadeleşme akımına uymak zorunda kalmıştır. Hikayelerinde milli, yerli bir hava, renklilik göze çarpar. Edebiyatımızda mensur şiir örneklerini İlk başlatan sanatçılardan biridir. Evet, mensur şiiri tekrar hatırlayalım. Duygu ve hayallerin dedik, düz yazı biçiminde ama şiirsel bir takım özelliklerle anlatılmasıdır. Şimdi mensur şiiri hatırladıktan sonra Halit Ziya'nın eserlerine bakalım. Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekası, Mavi ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar, Bir Yazın Tarihi, Solgun Demet, Aşka Dair, Kadın Pençesi, 40 Yıl, Saray ve Ötesi, Bir Acı Hikaye, Sanata Dair, Kabus, Firuzan, mensur şiirler. Evet, bu büyük romancımızdan sonra onun etkisiyle yetişen bir başka sanatçımıza, Mehmet Rauf'a geçelim. Mehmet Rauf, edebiyatımızın ilk psikolojik romanı olan Eylül'ün yazarı. Eylül'ü unutmayalım çünkü sorularımızda da karşımıza oldukça fazla çıkacak. Edebiyat tarihimiz açısından da oldukça önemli. Ancak Mehmet Rauf için söyleyebileceğimiz başka bir şey de diğer eserlerinde verdiği diğer ürünlerde Eylül'de gösterdiği başarıyı gösterememesi. Sadece bir özelliği daha var aslında edebiyatımızda yerini almış. Onu da ekranımızdan görelim. Mensur şiir türünün ilk örneklerini vererek bu türün yayılıp tanınmasını sağlamıştır. Şimdi sanatçımızın eserlerine de bakalım. Eylül, Ferda'yı Garam, Genç Kız Kalbi, Siyah İnciler, Pençe, Cidal, Sansar. Mehmet Rauf'tan sonra realist hikaye ve romanları yanında gazeteciliğiyle de tanınan bir başka sanatçımıza, Hüseyin Cahit Yalçın'a geçelim. Ve özelliklerine ekranımızdan bakalım. Servet-i Fünun döneminden sonra yazdığı eserlerde dili oldukça sade, süsten ve özentiden uzak, özlü ve etkileyici bir anlatımı vardır. Sanatçımızın eserlerine de ekranımızdan bakalım. Nadide, Hayal içinde, Hayat-ı Muhayyel, Hayat-ı Hakikiye sahneleri, Kavgalarım, Edebi Hatıralar, Malta Adası'nda. Arkadaşlar, Ahmet Mithat geleneğinin başladığı halkçı gelenek, yani halk için sanat yapma, halkı sanatla yetiştirme geleneği bu dönemde sürdüren sanatçılarımızdan biri Hüseyin Rahmi ve Ahmet Rasim. Yani bu dönemde halkın yetişmesini ve onun edebiyata katkısını sağlamak amacıyla sanatı sanat için değil, sanatı halk için yapan iki tane önemli sanatçımız var. Hüseyin Rahmi ve Ahmet Rasim. Ahmet Mithat geleneği Hüseyin Rahmi ile başka bir yön, belki de başka bir akış kazanıyor. Aslında biraz da ona uyum sağlıyor. Servet-i Fünun'a karşı çıkmasına rağmen Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Mithat geleneğini sürdürüyor. Çünkü Servet-i Fünun'daki sanat için sanat anlayışı, Ahmet Mithat'ta halkçı bir anlayışa, yani halk için sanat, sanatı halk için yapma anlayışına doğru yöneliyor. Ve Hüseyin Rahmi Gürpınar da eserlerini bu anlayışla yazıyor. Şimdi Hüseyin Rahmi'nin özelliklerine ekranımızdan bakalım. Romanlarında realist ve naturalist etkiler görülür. Eski İstanbul'un mahalle yaşamını, insanların düşüncelerini, inançlarını kendi konuşma özellikleriyle yansıtmış, boş inançları, asılsız söylentileri, alafranga yaşam özentilerini eleştirmiş, bu yolla halkı eğitmeyi amaçlamış, eserlerini konuşma diliyle ve yalın bir anlatımla yazmıştır. Edebiyatımıza sokağı taşımıştır. Evet arkadaşlar, Hüseyin Rahmi Ahmet Mithat geleneğini sürdürmesine rağmen ondan farklı bir takım özellikleri var. Örneğin Ahmet Mithat birçok türde tarih, coğrafya, matematik birçok alanda eser verirken Hüseyin Rahmi hikaye ve romanlarıyla ünlenmiş bir yazar. Aynı zamanda Ahmet Mithat romanlarını yazarken bilgi vermek amacı güttüğü için bilgi vermek amacıyla romanın bizzat içine girerek okuyucuya bilgi verirken Hüseyin Rahmi bunu kahramanlarından birine yaptırır. Yani eğer okuyucuya bir bilgi vermesi gerekiyorsa Hüseyin Rahmi bunu kendisi değil romanında yarattığı kahramanlardan birine yaptırır. Şimdi Hüseyin Rahmi'nin eserlerine bakalım. Şık, Şıp Sevdi, Hakka Sığındık, Mürebbiye, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Gulyabani, Utanmaz Adam, Kaynanam Nasıl Kudurdu, Ben Deli Miyim? Arkadaşlar son olarak Ahmet Mithat'ın yanında yetişen ve ona halkçı muharrir de diyebileceğimiz bir başka sanatçımıza Ahmet Rasim'e geçelim. Ahmet Rasim'in özelliklerine de ekranımızdan bakalım. Ramazanlarıyla, bayramlarıyla, sokak satıcılarıyla eski İstanbul yaşamını anı ve fıkralarında konu olarak işleyen Ahmet Rasim, halkı eğitmeyi amaçlayan bir yazar olarak Ahmet Mithat geleneğini sürdürür. Şimdi de sanatçımızın eserlerini görelim. Şehir Mektupları, Eşgali Zaman, Gülüp Ağladıklarım, Gecelerim, Falaka, Büyük Muharrirlerden Şinasi. Arkadaşlar buraya kadar da Servet-i Fünun'un özelliklerini, Servet-i Fünun sanatçılarını ve bu dönemi ayrıntılarıyla öğrendik. Şimdi bundan sonra gelişen aslında yine Batı edebiyatı etkisindeki bir başka döneme, Fecr-i Ati'ye geçelim. Geleceğin şafağı anlamındaki fecraati aslında biraz da Servet-i Fünun'a tepki olarak kurulmuş. Neden bir tepki gösteriyor? Servet-i Fünun'u yeterince batılılaşmamaktan ve Türk edebiyatını batıya tanıtamamaktan yana eleştiriyor. Evet, aslında bu batılılaşma iddiasıyla doğdu fecraaticiler. Şimdi fecraatinin özelliklerine ekranımızdan bakalım. Sanat şahsi ve muhteremdir anlayışını savunan bu topluluk, beğenileri, amaçları, yetenekleri, dünya görüşleri çok farklı olan ancak yaşıt durumdaki genç şair ve yazarlardan oluşmaktaydı. Büyük savlarla ortaya çıkan bu topluluk, Servet-i Fünun edebiyatının başarısız bir tekrarı olmaktan öteye gidememiş, Türk edebiyatında kalıcı bir etki sağlayamamıştır. Bu dönemde Tevfik Fikret'le başlayan serbest müstezat denemeleri daha ileri götürülerek serbest nazma yaklaştırılmıştır. Kısa ömürlü fecraati topluluğunda yer alan sanatçılar şunlardır: Ahmet Haşim, Ali Canip Yöntem, Emin Bülent, Yakup Kadri, Fuat Köprülü, Refik Halit, Hamdullah Supi, Şahabettin Süleyman. Arkadaşlar, fecraatinin etkisiz bir topluluk olduğunu söyledik. Ancak bu dönemdeki sanatçılarımıza haksızlık etmeyelim. Çünkü ileriki dönemlerde ulusal edebiyat ya da milli edebiyat dediğimiz dönemde, Cumhuriyet dönemi edebiyatında önemli etkinlikler gösterecek ve hatta edebiyatımız açısından çok da kıymetli ürünler verecekler. Şimdi dersimizin başından bu yana buraya kadar işlediğimiz konuları birkaç soruyla pekiştirelim. İlk sorumuz 1993 yılında ÖSS sınavında çıkmış bir soru. O güne kadar yazınımızda anı, yazınsal değerde tür değildi. Modern anlamda romancılığımızın kurucusu sayılan yazarımız ilk kez yazınsal değerde anılar yazmıştır. Hem yazınsal hem siyasal nitelikte olan bu anılarını 9 ciltte toplamış ve 40 yılı kapsayan ilk 5 cildine 40 yıl adını vermiştir. Evet, az önce Halit Ziya Uşaklıgil'i anlatırken söyledik. Türk romancılığımızın kurucusu, ilk büyük temsilcisi, hatta Tanzimat Edebiyatı'nı da Tanzimat Edebiyatı'ndaki romanı kusurlarından arındıran kişinin Halit Ziya Uşaklıgil olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla doğru yanıtımız E seçeneği, Halit Ziya Uşaklıgil. Bir başka sorumuza geçelim. Yeni bir duyarlılığı, yeni bir şiir dilini oluşturmaya çalışırken Batı'yı hemen hemen günü gününe izlemişlerdi. Şiirlerinin imgelerle yüklü, sanatlı bir yapısı vardı. Özellikle benzetmeler ve sıfatlarla varlıkların gerçek görünüşlerini değiştirmeye çalışmışlardır. Aşk, doğa, aile yaşamı, kişisel tedirginlik ve yakınma temalarını şiirlerinde bol bol işlemişlerdir. Bu parçada söze edilen edebiyat topluluğu aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? Evet, bu bir sınav sorusu. 93 yılında çıkmış ve sanıyorum sanatçısıyla birlikte istiyor. Az önce bahsettik. Şiir dilinden, Servet-i Fünun edebiyatının özelliklerinden de bahsettik. Cenab-ı Şahabettin'den de bahsettik. Paragrafımızda söze edilen dönem Servet-i Fünun edebiyatı ve söze edilen sanatçımız ise Cenab-ı Şahabettin. Öyleyse doğru cevabımız B seçeneği, Servet-i Fünun, Cenab-ı Şahabettin. Şimdi bir başka sorumuza geçelim. Divan edebiyatı ile Servet-i Fünun edebiyatının ortak bir özelliğini belirten yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. Arap ve Fars edebiyatlarından alınan kaside, kıta, mesnevi gibi nazım biçimleri kullanılmıştır. B. Dil yabancı sözcükler ve yabancı dil kurallarıyla yüklüdür. C. Konu ile ölçü arasında bir uyum olmasına özen gösterilmiştir. D. Uyağın göz için değil, kulak için olduğu görüşü egemendir. E. Beyit başlı başına bir bütün sayılmış ve düşünceleri anlatan cümleler bir beyit içinde tamamlanmıştır. Şimdi sorumuza bakalım. Dil yabancı sözcükler ve yabancı dil kurallarıyla yüklüdür. Konumuzun başında demiştik ki divan edebiyatı bir saray edebiyatıdır. Aydınlara hitap etmiştir. Dili ağırdır. Servet-i Fünun edebiyatı içinde demiştik ki o da yine bir aydın kesime hitap etmiştir. Bir salon edebiyatıdır demiştik. Demek ki her ikisinin de dili ağır. Öyleyse doğru cevabımız B seçeneği, dil yabancı sözcükler ve yabancı dil kurallarıyla yüklüdür. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde Batı etkisindeki Türk edebiyatından bahsettik ve Batı etkisinde gelişen Tanzimat edebiyatıyla bu etki altındaki dönemlere başladık. Tanzimat edebiyatı dönemini de iki dönemde inceledik. Birinci dönem Tanzimat edebiyatı ve ikinci dönem Tanzimat edebiyatı ve ardından Servet-i Fünun edebiyatına geçtik. Yine Batı etkisinde gelişen bir edebi dönemimizdi. Bunları sanatçılarıyla birlikte ve batıdan edebiyatımıza girmiş nazım biçimleriyle birlikte inceledik. Bu dönemlerin sınavlarda, sınavımızda özellikle deneme sınavlarını bir kenara koyarsak ana sınavda karşımıza çıkabileceğini özellikle üstünde durduğumuz birkaç sanatçımıza dikkat ederek unutmayalım. Hepinize başarılar diliyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.